Teşekkür ederiz. İstanbul'un en etkileyici noktalarından birisindeyiz. Göreve geldiğimiz an itibariyle yaklaşık 7 yıldır hiçbir şey yapılmadan, ki daha öncesi de bir şantiye dönemi var aslında, o da oldukça uzun sürdü. Baktığınızda bu alanın metrukluğu insanların çok canını sıkan bir noktadaydı. Bugünden baktığınızda yaklaşık 17 yıllık bir geçmişi var. İstanbul'un bu kadar cazibesiyle böyle önde duran bir alanı bu kadar metruk bırakmak aslında bir yönetimin ilgisizliğinin simgesi olabilir. Yani o günkü fotoğraflarla bugünkü fotoğrafı yan yana koyduğunuzda Sarayburnu bir yönetimin ilgisizliğin simgesi diye anlatılabilir bir nokta. Beni çok üzmüştü. Göreve geldiğimin ikinci ya da üçüncü ayında buradaki anıtla ilgili bir şikayet alınca hemen koşa koşa buraya gelmiştik ve çevresindeki bakımsızlığı da görünce üzülmüştüm. Sonra arkadaşlarımla oturduk, konuştuk ve bir proje süreci başlattık. Ve projenin kurul süreci takip edildi. Ne yazık ki orada 2 yılı aşkın bir süre tartışmalarla sürdü. Ve sonucunda izin çıkar çıkmaz ihalesi vesairesi başladık. Çok hızlı bitirdik. Aslında bitirdik derken burası ilk bölümü. 21 bin metrekarelik bir yeşil alan. Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki ilk anıtlarından birisi. Ve tabii simgesel noktalarıyla baktığınızda Boğaz'ı, Marmara'yı, adaları, Kadıköy'ü, Üsküdar'ı, Beyoğlu'nu böyle Boğaz'ın ufkuna doğru bakışla geriye dönüp baktığınızda muazzam bir Gülhane Parkı görüntüsü, Topkapı. Yani herhalde böyle bir uç nokta çok azdır dünyada, bir yanıyla Haliç'in girişi. Keyifli, doyumsuz bir manzara oluştu. Şimdi arkadaşlarımla devam eden arkeopark kısmı var. O bölümde de çok hızlı davranacağız. Çok şık bir gezi alanını da orada kazandıracağız. Yeni kapıdaki kazıda çıkan özellikle tarihin o derinliklerini İstanbul'u anlatan bir arkeoparkı da orada vatandaşlarımızla buluşturacağız. Toplamda 34 bin metre, yani 13 bin metrede arkeopark var. Dolayısıyla 34 bin metre, hani deseniz ki İstanbul'un en değerli 5 noktasından birisini söyleyin. Herhalde bir tanesi burası. Hak ettiği değeri, hak ettiği konumu ve tasarımı bulmuş oluyor. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma ince ince çalışıp her noktasına özenli davranan, seyir terasları, çim alanları, insanların doyumsuz, keyifli fotoğraflarıyla sadece İstanbulluların değil, milyonlarca misafirinin, turistin, ama yerli ama yabancı turistin mutlak gelip görmesi gereken noktalardan birini daha toparlamanın gururunu yaşıyoruz. Tabii bütünüyle açılışını hep beraber Mart-Nisan ayına yakın bir zeminde yapacağız. Belki 2 bölümlü arkeoparkı ayrı, Sarayburnu ayrı da düşünebiliriz. Yani 150 günde 150 proje kampanyamız ya da o açılış süreçlerimiz her ne kadar sona eriyorsa da önümüzdeki hafta yeni 150 ya da belki 200 projeye İstanbullular hazır olsunlar. İnşallah önümüzdeki genel seçime kadar, Mayıs'a kadar bir o kadar daha fazlasını İstanbullulara, İstanbul'un her noktasında eşitlikçi bir biçimde, delikli bir biçimde kazandırmış olacağız. Bunun gururunu yaşıyorum. Tekrar teşekkür ederim geldiğiniz için. Gündeme ismi birkaç sorumuz olacaktı. Doğalgaz indirimi söz konusu ama süreç nasıl işleyecek? İstanbullu tüketici faydalanabilecek mi bu indirimden? Evet. Yani doğalgaz indirimi yaptık diye açıklamalarını böyle hafif gülümseyerek izliyorum. Yapılan şey doğalgaz indirimi değil. Biliyorsunuz doğalgazın İstanbul'daki dağıtımını İGDAŞ yapıyor. Ve İGDAŞ Türkiye'deki doğalgazın en büyük payını, neredeyse dağıtımını yapan kurum. Ve bu
gaz dağıtım şirketlerinin tarifelerini planlayan EPDK, Enerji Piyasası Kurulu ve genelde aslında istişareyle bu konular tartışılır, konuşulur. Ama hiçbir istişare yapmadan biz indirim yaptık diye bir açıklamayla tariflediler. Burada yaptıkları şey İGDAŞ'ın kendi idari paylarını yönettiği kısmın %56'sını keserek bir fiyat açıklamaları oldu. Yani aslında İGDAŞ'ın payından kesmiş oldular. Yoksa İGDAŞ'a girişle ilgili herhangi bir indirim yoktur. Ama her halükarda gerçekten İGDAŞ'ın şu anda bu var olan payıyla beraber, yani kesintinin yapılmış payıyla beraber idari giderlerini bile karşılayamama riski vardır. Hani bu aslında bir nevi, hani tabiri caizse İstanbul'un kurumlarının elini daraltma girişimidir. Ama ona rağmen ben şöyle bakıyorum, her koşulda şu zor günlerde, ekonominin zor koşullarında, ki bu da onun bir ispatıdır, İnsanlar böyle bir sıkıntı çekmese niye böyle bir hamle yapılsın? İGDAŞ olarak, İstanbul Belediyesi olarak İstanbulluların bütçesine bir katkı sunuluyorsa bu bizim için sevindiricidir. Ama söyleyeyim, hükümetin bir katkısı yoktur. İGDAŞ'ın payının kesilmiş hali vardır şu anda. Bütün vatandaşlarımız bunu bilsin. Şu anki durum bu. Yerleşke'de düzenlediğiniz basın toplantısında bir gazeteci size Süleyman Soylu ile görüşüp görüşmediğinizi sordu. Siz de bir iki defa görüştüğünüzü özellikle adalar meselesi üzerinden ifade ettiniz. Daha sonra Süleyman Soylu kendisine aradığınızı, yardım istediğinizi ve CHP genel merkezinin üzerinize çok baskı kurduğunu, yardım istediğinizi ifade etti ve siz de hodri meydan çektiniz. Eğer bu doğruysa ben istifa edeceğim, yalansa sen istifa edecek misin diye. Dün bir açıklama yaptı Süleyman Soylu. Bu da bir yalan. Defalarca arama yapıp şahsımla görüşme yaptığı, her şeyden önce Cenab-ı Hakk'ın kayıtlarında ve sonrasında beşer olarak bizlerin de kendi zihninde mevcuttur dedi. Cenab-ı Hakk'a attı topu, ne diyorsunuz bu konuda? Yani ondan sonra benim de cevabım var. Onu belki okudunuz, okumadınız. Bir kere söyleyeyim. Kendi yalan ifadelerine, iftiralarına ve o kötü diline kayıda geçerken Yaradan'ın, Cenab-ı Hakk'ın, Cenab-ı Allah'ın ismini oraya eklemesin. İddialarını, yalanlarını, iftiralarını sadece yalın haliyle yazmasını tavsiye ediyorum diye yazdım. Oradayım ben. Daha geçenlerde deyip yaptığı açıklamadan sonra bunu döndürüp işte ta COVID dönemindeki paralar el konması ile ilgili telefona götürmesi acizliktir. İstifa etmesi konusundaki cesareti gösterememesinden dolayı şu anda böyle bir kaçak yol arıyor. Ben kendisini ilgili kişiye havale ettim. O da Sayın Cumhurbaşkanlığı'dır. Bana soruyorlar niye mentionladınız diye. Sebebi odur. Bundan sonra gereğini Sayın Cumhurbaşkanı yapar diye düşünüyorum. Evet. Peki bu polemik sürecinde bir isim çok fazla ön plana çıktı. İBB'de çalışan bir itfaiye eri. Şehit yakını olduğu söylendi. 2014'te PKK'da kadrosuna katılan bir isim olduğu söylendi. Siz bu polemikle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben bir kere başta şunu söyleyeyim. Bir şehit yakınına haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Gerekçesi ne? Bir kere biz işe alınırken bir eleman, itfaiye eri, koşullar, süreçler işletildi ve o dönemde Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar gereği adli sicil kaydı ve bununla ilgili soruşturma yapılamıyordu ve alındı. Ya iddiaya bakar mısınız? Dağa çıkmış bir terörist dediğiniz insan elini kolunu sallaya sallaya İstanbul'da niye dolaşıyor o zaman? Ben size bir şey diyeyim mi? O kadar mazlumun ahı var ki, bu kadar iftiracı bir insan o koltukta nasıl durur? Yani bir şehit yakınına dahi bu haksızlığı, bu hukusuzluğu yaptığını düşünüyorum. Dediğim gibi, madem ki dağa çıkmış bir terörist, tutuklayın, alın götürün, şimdi götürün. Şimdi götürün yani. Böyle bir iftira olabilir mi ya? Ya bu dediğinize,
bu dediğinize ben ifade ediyorum, bakın bu dediğinize evinizdeki insanlar, çoluğunuz, çocuğunuz, eşiniz, aileniz inanmaz. Oylama yapsın, %80 yalan konuşuyorsun çıkar. Kendi evinde bir şey koysun, sandık. Oylama yapsın, %80 yalan konuşuyorsun derler. Öyle bir sonuç çıkar, üzülüyorum. Şehit yakınına haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Peki, son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu ile ilgili İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişliği bir ön inceleme başlattı. Daha önce de incelemeler olmuştu. Ve bu ön inceleme başında yine terör soruşturmasını yürüten müfettiş var. Ne demek evet, istersiniz? Yani şöyle bir kere Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu ülkemize getirmekten onur ve gurur duyuyoruz. Benim hayranlık duyduğum geçmişimizin önemli yöneticilerinden, padişahlarından birisidir. Öyle bir eseri, ardından da Kanuni Sultan Süleyman'ın tablosunu getirdik. Bizim bu yaptığımız işi valilik üzerinden bir soruşturmayla, birinin şikayeti üzerine yapmışlardı. Ve o zaman hani valilik baktı ki bu işin arkası boş, soruşturmaya gerek yoktur, kararı verdi. Ama kendisini AK Parti militanı olarak tariflediğim Sayın Müfettiş öyle bir gaza geldi ki kendisinin militanlık görevini daha üst seviyeye nasıl taşırım çabası içinde olduğunu görüyorum. Ama hani buradan söyleyeyim, elbette AK Parti'nin teşkilat olarak genel merkezinde İstanbul'da aklı başında yöneticileri var. Böylesi bir insanın, böylesi bir tutumun onlara dahi nasıl zarar vereceklerini görüyorum şimdiden ve uyarıyorum. Fatih Sultan Mehmet'in tablosunu niçin aldın diye soruşturulmak benim için gurur vesilesi olur sadece. Milletimiz adına, ama bu işin arkasını bırakmayacağım. Bu şahsi çıkarlarını kendi kişisel kariyeri için yapamayacağı olmayan bir kişinin müfettişlik yetkisini kullanarak hukuksuzluk zemini yaratmasından dolayı elimden gelen bütün hukuki mücadeleyi hayatım var oldukça kendisiyle yapacağım. Bugüne kadar yaptıklarından ve bundan sonra yapacaklarından ötürü umarım o kurumun çok namuslu müfettişleri var, biliyorum. Bu tür insanlardan ayıklanır ve o kurumlar daha fazla zarar görmez. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.